öğütülmüş susam tohumlarından elde edilen tahin Türk, Orta Doğu ve Kuzey Afrika mutfağında birçok tarifin içerisinde kullanılmaktadır. Bulundurmuş olduğu zengin vitamin, mineral ve kaliteli yağlar ile insan vücuduna inanılmaz faydalar sağlayan bu besin günde bir yemek kaşığı tüketildiğinde birçok fizyolojik hastalığın gelişim sürecini yavaşlatmaktadır. Tahin tüketiminin faydaları nelerdir? Ne zaman, nasıl ve ne kadar tüketilmektedir? Silmeli. kimler tüketirken çok ama çok dikkatli olmalı hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Düzenli tahin tüketiminin faydaları nelerdir? Tahin içerisindeki faydalı yağ asitleri ile bağırsak dokusunda bulunan faydalı probiyotik bakterilerinin büyümesini teşvik eder. İçerisindeki antioksidan maddeler sayesinde sindirim sisteminde oluşan bağırsak florası problemlerini en aza indirmektedir. Tahine yoğunluğunu veren fenolik bileşikler sayesinde de mide iç yapısı korunmuş olur ve sindirim yolundaki asit miktarı dengelenerek gastrit gibi mide asidi problemlerine karşı olumlu etkiler gösterir. Tüm sindirim sisteminin daha verimli çalışmasını destek destekleyen tahin, midede ve bağırsakta oluşan şişkinliğin giderilmesini sağlar. Yüksek orandaki kaliteli yağ asitleri içeriği ile mide ağrılarına iyi gelir ve bağırsaktaki peristaltik hareketi destekler. Bununla birlikte tahin günümüzde üretilen bitkisel yağlar ile karşılaştırıldığında en yüksek kaliteli doymamış yağ asitlerine sahip olan kaynaktır. Bu vücuttaki LDL kolesterol seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olurken iyi kolesterolün yükselmesine fayda sağlar. Özellikle bulundurduğu omega-3 ve 6 gibi yağ asitleri antioksidanlar ile birlikte çalışarak kardiyovasküler hastalıkların oluşum riskini azaltır. Ayrıca damarlardaki plak oluşumunu önleyerek kan akışının normal seviyelerde devam etmesini kolaylaştırır. İçerisindeki potasyum vücuttaki su dengesinin kontrol edilmesine yardımcı olarak damar genişletici olarak görev alır. Ayrıca içerisindeki ndeki magnezyum kan dolaşımını düzenleyerek kasların gevşemesini sağlar. Uzun dönemde doğru miktarlarda tüketildiğinde tüm beden sağlığımızı koruyarak kardiyovasküler sistemimizi geliştirir. Hastalıklara karşı bir yemek kaşığı tahin tahin 3 önemli besin maddesine sahiptir. Bakır, demir ve çinko. Bu bileşikler sadece antioksidan hücrelerin üretimini teşvik etmekle kalmaz. Aynı zamanda vücutta bulunan serbest radik halleri arar, bulur ve sağlıklı hücrelere zarar vermeden önce onları nötralize eder. Bununla birlikte vitamin eksikliği ile oluşan bağışıklık sistemi düşüşlerini uzun dönemde engeller. Başta nezle, soğuk algınlığı ve grip olmak üzere yaşanan solunum yolu hastalıklarına karşı vücudumuzun yanında olur. Boğazdaki tahriş hissini azaltır ve bronşit gibi solunum yolları problemlerinin en aza indirilmesi için çok önemli sorumluluklar alır. Öte yandan tahin kandaki şeker miktarını dengelemek ve vücut tarafından kullanılma şeklini kontrol etmek gibi önemli işlevleri olan yağ asitleri bakımından oldukça zengindir. Kan şekeri dalgalanmalarına sahip olan kişilerde öğünler tüketildikten sonra ortaya çıkan şeker parçacıkları vücutta bulunan protein maddelerine uygun olmayan bağlar oluşturur ve onları kullanılmaz, kalitesiz bir hale getirir. Bu işlem sağ sağlık dünyasında glikasyon olarak adlandırılır. İçerisinde bulundurmuş olduğu kaliteli yağ asitleriyle tahin glikasyon oluşum sürecini azalt. Özellikle bağırsak dokusundaki şekerin yavaş emilmesini sağlar. Sabahları bir kaşık tahin tüketildikten sonra toplam sindirim süreci yaklaşık 6-7 saattir. Bu zaman aralığında yavaş yavaş kan dokusuna verilir ve tokluk süresini uzatır. Ayrıca içerdiği kalsiyum ve sağlıklı yağ asitleri yağ yakım sürecini hızlandırır. Vücutta bulunan yağ dokusunu daha rahat bir şekilde kullanılmasını sağlar. Uzun dönemde vücudun yağ oranını düşürür. Bununla birlikte diğer bitkisel yağlar ile karşılaştırıldığında çok yüksek bir protein içeriğine sahiptir. Protein bazal metabolizma hızını arttırarak yağ yakımını destekler. Sade ve doğru oranda tüketildiğinde kan şekerimizi yükseltmez ve tokluk sürecini uzatır. Bu da kilo kontrolünü çok daha kolay bir hale getirir. Daha sağlıklı bir beyin yapısı için bir yemek kaşığı tahin, sağlıklı omega 6 ve omega 3 gibi yağ asitleriyle vücuttaki sinir dokularını geliştiren tahin, Alzheimer hastalığının gelişim sürecini yavaşlatır. Ayrıca içerisindeki magnezyum ve potasyum ile beyin fonksiyonlarını arttırarak zihinsel stres oluşumunu engeller. Bununla birlikte uykusuzluk için başlı başına bir çözüm olan tahin, içerisindeki triptofan ile vücudu rahatlatır. Atlatır. Uykusuzluk sorunu için oldukça faydalı faaliyetlerde bulunur. Ayrıca tahin içerisindeki B vitamin türevleri ile sinir dokularında bulunan hücrelerin verimliğini arttırır. Ve beyin fonksiyonlarının kaliteli bir şekilde çalışmasını sağlayan miyelinin oluşması için önemli sorumluluklar alır. Uzun dönemde zihinsel stresi azaltarak beyin yapısını güçlendirir. Daha sağlıklı kas ve kemik dokusu için bir yemek kaşığı tahin sahip olduğu potasyum, magnezyum, kalsiyum ve bakır gibi çeşitli mineraller kemik yoğunluğunun arttırılmasına ve kemik erimesinin önlenmesine yardımcı olmaktadır. Kükür ve demir içeriği ile bulundurduğu kaliteli yağ asitleri vücudun kemik sağlığını güvence altına alır. Özellikle içerisindeki bakır minerali ağrıları hafifletmek ve şişliklerin azaltılması konusunda oldukça yeteneklidir. Bu özellikleri eklem ve kas dokusunun korunmasına destek olur. Öte yandan bulundurduğu magnezyum ve potasyum kas kasılmalarını kontrol ederek kasların kullanılmadıkları dönemlerde dinlenmelerine olanak verir. Böylece tüm fizyolojik sağlığımızın uzun dönemde gelişmesine yardımcı olur patojenlere karşı bir yemek kaşığı tahin vücudumuza aldığımız ağır metaller, zehirli bileşikler, radyasyon ve bazı ilaçların yan etkilerinden oluşan toksinlere karşı koruma sağlayıcı özellikleri bulunan tahin içerisindeki A ve B vitaminleri ile hücre yapısının bozulmasını engelleyerek vücuttaki patojenlerin yayılımını önler. Öte yandan içerisinde bulundurduğu demir ve C vitamini ile hemoglobin kalitesini arttırır ve uzun dönem de kansızlığın neden olduğu ve farkında bile olmadığımız kronik yorgunluk, halsizlik ve saç dökülmesi gibi problemlerin azaltılması için çalışır. Daha sağlıklı bir karaciğer dokusu için tahin düzenli tahin tüketimi vücudumuzu temizlemektedir. İçerisinde bulunan birçok yararlı madde sayesinde antioksidan özellikler göstererek zararlı maddelerin vücuda girmesini önlemekle kalmaz, hal hazırda olan zararlı maddeleri hızla vücut dokusundan uzaklaştırır. Bu yetenekleriyle karaciğer dokusunu korur. Vücudumuzu toksinlerden temizleyen karaciğer. Tahinin bu yeteneklerinin yanında çok daha rahat bir şekilde işlem görür. Daha sağlıklı bir cilt dokusu için tahin susam yüksek oranda çinko içerir cildi yenileyen ve sağlıklı tutan çinko, kolajen üretimini destekler. Derinin aktif ve esnek kalmasını sağlayan çinko, hasarlı dokuları onararak yaşlanmanın etkileriyle mücadele eder. Deri dokusunun en üst kısmında bulunan ölü deri katmanın çok daha çabuk bir şekilde değişmesine yardımcı olur. Ayrıca yapısında bulunan yağ asitleri ve antioksidanlar hücre yenileyici özelliklere sahiptir. Bu da saçların uzaması, onarılması ve nem lanması için oldukça faydalıdır. Dolaşım kalitesini arttıran tahin, saç köklerinin kaliteli bir şekilde beslenmesine yardımcı olarak her bir saç telini güçlendirir. Özellikle demir eksikliği nedeniyle oluşan saç dökülmelerinin önüne geçer. Peki, sofralarımızda bolca kullandığımız tahinin herhangi bir yan etkisi var mı? Ne zaman, nasıl ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken çok ama çok dikkatli olmalı? Öncelikle tahin yoğun bir kalori oranına sahiptir. İçerisindeki güçlü bileşikler tahini kalori olarak yüksek bir eşyaya getirir. Bu neden ile kaşıklarca tahin tüketimi doğru değildir. Kontrollü tüketilmez ise kilo problemlerine neden olabilir. Ayrıca içerisinde yoğun miktarlarda polisakkarit içeren tahin çok fazla ve kısa süreçler içerisinde tüketilirse sindirim kanalını gereğinden fazla meşgul ederek mide ve bağırsaklarda rahatsızlık hissi oluşturabilir. Bu neden ile miktarının doğru ayarlanması oldukça önemlidir. Bununla birlikte tahin pekmez ile karıştırıldığında pekmezin şeker oranı yüksek olduğu için bu karışımın miktarı doğru ayarlanmalıdır. Tahin pekmez karışımı ne kadar açık renkli olursa ve tahinin tadı ne kadar buruk olursa o kadar faydalı olur. Öte yandan susam özü tıp dünyasını ilaç yapımında kullandığı maddeler arasındadır. Bu neden ile alternatif tıpta belirli ilaçlarla etkileşime girebilir. Sürekli olarak kullanmanız gereken ilaçlar var ise tahin tüketmeden önce doktorunuza danışın. Peki tahin gün içerisinde ne kadar tüketilmeli? Uzmanlar özellikle metabolizmanın yavaşladığı, bağışıklık sisteminin düştüğü ve vücudun adapte olmakta zorlandığı mevsim geçişlerinde haftanın 2-3 günü günde bir yemek kaşığı tahin tüketiminin ideal olduğunu belirtmektedir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza tahine ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.